İYİ Parti grubu adına Sayın Bedri Yaşar. Buyurunuz Sayın Yaşar. Sayın Başkan. Buyurunuz efendim, buyurunuz efendim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce, geçtiğimiz hafta Samsun'dan iki tane şehidimiz var. Birincisi şehit polis memurumuz Atakan Arslan ve yine geçtiğimiz hafta pazar günü defnettiğimiz şehit onbaşımız Ercan Zengin'i rahmetle anıyorum. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin diyorum. Değerli milletvekilleri, şimdi özellikle COVID-19 virüsünün yani piyasayı etkilemediğini söylemek, ekonominin rayında olduğunu söylemek biraz abesle iştikal gibi. Yani bulunduğunuz sokakta, caddede, çiftçide, köylüde, esnafta gerçekten çok ciddi sıkıntılar var. Tamam, belli kaynaklar aktarıldığını buradan ifade ediyorsunuz ama bu kaynaklar yeterli değil. Bu kaynaklar ekonominin çarklarının dönmesi konusunda çok da ciddi mesafe kat edemediğini buradan ifade etmek istiyorum. Yine aynı şekilde tabii esnafımızın da bizden beklentileri var. Özellikle şu an yine Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler var. Vergi ve SSK borçları var. Biz şimdi bütün bu borçları özellikle Haziran ayındaki Haziran'a öteledik. Haziran ayı da geldi çattı. Sonuç itibariyle aynen trafik lambası gibi bir önceki lambadaki araçları bir sonraki kavşağa yığmış olduk. Yani şu an Ekim ayı içerisinde tahakkuk edenler, ötelenenleri de dikkate aldığınız takdirde bunların ödenmesi çok da mümkün görünmüyor. Bu mağduriyetler aynı şekilde devam edecek gibi duruyor. Dolayısıyla özellikle bu vergi, sigorta yapılandırması, kamuya ait olan borçların yapılandırılması konusunda ben buradan bir kez daha ifade ediyorum. Şu an Plan Bütçe Komisyonu'nda bunların görüşmeleri devam ediyor. Bununla ilgili de biz bir önerge vereceğiz. Ümit ediyoruz ki dikkate alır, bu borçların yapılandırılması konusunda bir mesafe kat etmiş oluruz. Yine aynı şekilde 1 Haziran'dan itibaren normalleşme başladı. Yeni kredi paketleri açıklanıyor ama dediğimiz gibi mümkün olduğunca bankalar bu kredileri şartları yerine getirenlere kullandırmaya gayret ettikleri sürece zaten ekonomisi bozulmuş, şartları bozulmuş esnafın bunun şartlarını yerine getirmesi de mümkün değil. Ben bu kürsüden bir şey daha ifade etmek istiyorum. Özellikle vatandaşlarımızın mahalle bakkallarından, mahalledeki kasaptan, mahalledeki manavdan alışveriş yapmasını özellikle istirham ediyorum. Çünkü netice itibariyle büyük marketlerden yapılan alışverişlerin şeklini, şemalini biliyoruz. Dolayısıyla kötü günde, zor günde yanınızda olan bakkalı, manavı, berberi, kasabı unutmayın. Alışverişlerinizi oradan yapın ki... Buyursunlar efendim. Toparlıyorum Sayın Başkanım. Tabii bu arada işini tekrar oluşturamayan bir sürü esnaf var. Bu geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde 500 bin iş yeri kefen kapatmış. Bunların tekrar işine dönmesi mümkün değil. Tabii dünyada bu ekonomi virüsünden dolayı ciddi sıkıntılar var. Bütün ülkelerde ekonomi kötüye giderken, büyümeyi bir tarafa bırakın, hepsi eksi değerlerden bahsederken, Sayın Ekonomi Bakanımızın işte yılda, çeyrekte 4,5 büyüdük, bundan sonra da büyümeye devam ediyoruz dediği sürece bizler bu problemlerin altından kalkamayız. Problemleri halının altına süpürdüğünüz sürece bunlara çözüm üretemezsiniz. Dolayısıyla bugün şartların ağırlığı ortada. Dolayısıyla oturup şapkamızı önümüze koyup düşünüp bununla ilgili Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi hiç olmazsa bu önemli meselede memleket masası etrafında diyoruz ki toplanalım bir çözüm üretelim diyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.